Merhaba. Bugünkü programın başlığı Almanya'da Yeşiller. Nereden nereye? Böyle bir programı yapmak şundan dolayı önemli oldu. Daha önceki programlarda sözünü ettiğim gibi NATO ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasındaki Ukrayna üzerinden yürüyen savaşta Avrupa Birliği ülkelerinin nasıl bir tutum alacakları son derece önemlidir. Gerek Rusya gerekse de ABD Avrupa Birliği ülkelerde oynamaktadır. Ve bunların içinde Almanya'nın özel bir rolü vardır. Neden vardır? Çünkü Almanya ile Rusya arasında yoğun bir ticaret vardır. Gaz, petrol ve kömür ticareti. Almanya'nın Rusya'ya büyük yatırımları vardır. Sanayi yatırımları vardır. Ek olarak iki ülke arasındaki diğer konulardaki ticaret de oldukça yoğundur. Bakımdan eğer Rusya'yı ekonomik olarak dünyada tecil etmek istiyorsanız Almanya'nın alacağı tavır önemlidir. Ek olarak Almanya Ukrayna'ya yakındır. İşte arada bir Polonya bulunuyor. Dolayısıyla Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım yapması, askeri destek vermesi önemlidir. Şimdi Almanya'da üçlü koalisyon iktidarda bulunuyor. SPD yani Sosyal Demokratlar. İkinci olarak Yeşiller, üçüncü olarak FDP yani Hür Demokratlar ya da Liberal Demokrat Parti diyelim. Bu koalisyon içinde en hızlı savaş taraftarı olan Yeşillerdir. Yani Yeşiller Ukrayna'ya daha fazla askeri destek verilmesini, Ukrayna'ya daha büyük değişik yönlerden ekonomik, politik, diğer yönlerden destek sağlanmasını istiyorlar. Ve bu konuda SPD'yi zorluyorlar. Eskiden hani tersine olacağı beklenirdi. Sosyal demokratlar bu konuda daha şey olurlar, NATO'ya yakın olurlar. Dolayısıyla NATO'nun ve ABD'nin isteklerini daha fazla yerine getirirler diye düşünülürdü. Ama şu anda tersini yaşıyoruz. Bunu özellikle yapmaya çalışan Yeşillerdir. Zaten Almanya Dışişleri Bakanı ve kabinedeki birkaç bakan da Yeşillerdendir. Tabii karşımda şöyle bir soru geliyor. Yeşiller bu duruma nasıl geldi? Şimdi burada 1968'i anlatmayacağım. İleride 68 ile ilgili birkaç tane program yapacağım. Bu konuda bir de kitap yazmıştım. Almanya ve Türkiye 68'lerini karşılaştıran bir kitap. Çünkü o zaman Almanya tabii iki tane. Bir Demokratik Almanya Cumhuriyeti, bir de Batı'da Batı Almanya var. Batı Almanya, Batı Berlin dahil olmak üzere 1968 ile Türkiye 68'ine karşılaştıran bir kitap yazmıştım. Bu 2.68'i ileride karşılaştıracağım birkaç program dahilinde. Ancak şimdi şöyle bir soru sorarsak. 1. 1968 dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde gerçekleşti. Türkiye dahil. Hangi ülkelerde 68 toplumda önemli bir kültürel değişime neden oldu? Bildiğim kadarıyla tek ülke Batı Almanya. Ciddi bir kültürel değişim yaşadı Almanya. 1968 hareketiyle. Tabii 68 bir yıl. Yani siz bunu 1960'lı yıllardan 70'lerin ortasına kadar düşünün. Bunu yapan kimdi? Bunu yapan Yeşillerdi. O zamanki adıyla Die Grünen ya da Yeşiller Partisi. O zamandan bugüne kadar aradan 68'den bu yana işte 50 yıldan fazla zaman geçti. Kitlesel olarak hala varlığını sürdüren dünyada tek parti vardır. Bu da Yeşillerdir. Yani Yeşiller Almanya'da 68'de doğmuş ve o zamandan beri değişik evrimler geçirerek bugüne gelmiş olan bir harekettir. Daha sonra partidir. Başlangıçtaki durumlarıyla bugünkü durumlar arasında önemli farklar bulunuyor. Başlangıçta şöyleydiler. Hem NATO'ya karşıydılar hem Varşova Paktı'na karşıydılar. Hem kapitalizmi eleştiriyorlardı hem reel sosyalizmi eleştiriyorlardı. Yeşillerden mesela bakmayın bunlar sadece çevreci bir hareket olarak ortaya çıkmadılar. Evet nükleer enerjiye karşıydılar en başta. Arkasından işte çevre kirlenmesine karşıydılar. Bunun için önlemler alınmasını istiyorlardı. Ek olarak Almanya toplumunda o zaman da çok sayıda bulunan göçmenlerin haklarını savunuyorlardı. Irkçılığa şiddetle karşıydılar. Bunun her çeşidine bunları savunuyorlardı. Zaman geçti. Bu zaman içinde Yeşiller içinde belirli ayrışmalar oldu. Bir kesim Yeşillerin ilk
pozisyondan ya da ilk siyasi görüşlerden gittikçe uzaklaştığına düşerek partiden ayrıldı. Ancak bunlar öyle büyük bir kesim değildi. Kalanlar, diğer adıyla realo ya da real politiker olanlar bu işe devam ettiler. Yeşiller seçimlere girdi. İşte önce eyalet parlamentolarında temsil edildiler. Eyalet derken eyalet hükümetlerinde, koalisyon hükümetlerine girdiler. Mesela Hessen'de Hristiyan Demokratlarla koalisyon yaptılar. Baden-Württemberg'de en fazla oy alan Yeşiller olduğu için o eyaletin başbakanı Yeşillerden oldu. Orada işte CDU ile yani Hristiyan Demokratlarla koalisyon yaptılar. Ve en nihayet son olarak ilk defa federal düzeyde yani Almanya düzeyinde bir koalisyon hükümette yer aldılar. Neden? Çünkü Almanya'da son genel seçimde birinci parti Hristiyan Demokratlar CDU, ikinci parti SPD, üçüncü parti küçük bir farkla Yeşiller oldu. Ve onlar da koalisyonun ikinci büyük ortağı olarak burada yer alacaklardı. Şimdi bu değişimi, şimdi demin de anlattım. Yani Yeşiller şu anda resmen bir savaş partisi durumundadır. Rusya'ya karşı Almanya'nın Ukrayna'yı ağır silahlarla desteklemesi gerektiğini savunmaktadırlar. SPD daha ihtiyatlı bir yol izliyor. Evet, Ukrayna'ya silah gönderiyor. Ukrayna'ya mali yardım yapıyor. Ukrayna'dan gelen mültecileri alıyor. Ama Rusya ile arayı da fazla açmak istemiyor. Mesela işte Kuzey Akımı 2 projesi halen çalışıyor bütün gücüyle. Pardon, bir projesi çalışıyor, ikincisi iptal edildi. Fakat yani şeydir, ekonomik ilişkiler azalmış bile olsa devam ediyor. Yeşiller buna da karşılar. Tümüyle kesilmesini istiyorlar Rusya ile, Rusya Federasyonu ile ilişkilerin. Bu değişim üzerine bir durmak gerekir. Başlangıç noktasından, başlangıçta çıktıkları politik noktadan oldukça farklı bir noktaya evrildi Yeşiller. Ve bunun oluşumunda kapitalist ülkelerin, özellikle Almanya gibi, Fransa gibi, belli oranda ABD, İngiltere gibi ülkelerin düzene karşı muhalefet hareketleriyle başa çıkmalarının önemli bir yöntemini görüyoruz. Yeşilleri geriletmek için Almanya'da düzen zor kullanmadı. Yani doğrudan zora başvurmadı. Ha, alay ettiler, küçük düşürdüler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar ama doğrudan zora başvurmadı. Baktılar ki Yeşillerin toplumsal desteği var. Yani Yeşillerin özellikle toplumsal desteği çevrecilikten geliyordu. Nükleer enerjiden çıkıştan geliyordu. Hava kirlenmesinin, işte doğal kaynakların kirlenmesinin engellenmesini istemekten geliyordu. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasını istemekten geliyordu. Bunlar güneş enerjisi, su enerjisi gibi şeyler. Baktılar ki bunun toplumda desteği var. Ve bu destek giderek artıyor. Yeşiller girdikleri her seçimden daha büyük bir parti olarak çıkıyorlar. Bunu ilk fark eden diyebiliriz ki Hristiyan Demokratlar oldu. Diğer kesim, yani Sosyal Demokratlar ve Komünistler resmen uydular. Ben 80'li yıllarda Almanya'daki Komünist Partisi Gençlik Örgütü Estayod'un afişlerini hatırlıyorum. Orada Almanca olarak şöyle yazıyordu. Yani Türkçesini söylersek. Onlar güneşten bahsediyorlar. Güneş enerjisinden bahsediyorlar. Biz sınıf mücadelesinden bahsediyoruz. Ne kadar ileri görüşlü, öyle değil mi? Yani o dönemde tabii ki kimsenin aklına yenilenebilir bir enerji olarak güneş enerjisinin kullanılması gerektiği, Almanya'nın daha 20-30 yıl sonra buna çok büyük yatırım yapıp dünyada bu alanda önder ülke durumuna geleceği, tabii hiç kimse bunlar aklına gelmiyordu. Yıllar sonra ancak hepimiz uyuduk, çok fena hata yaptık diyeceklerdi ama zaman artık geçmişti. Sonra ne oldu? Merkel hükümetleri döneminde, yani Hristiyan Demokratların Angela Merkel'in başbakanlığındaki hükümetleri döneminde Almanya nükleer enerjiden çıkmaya karar verdi. Yani o zaman koalisyon vardı. İşte Hristiyan Demokratlar artı SPD, büyük parti Hristiyan Demokratlardı. Bunlar yani nükleer enerjiden çıkmaya karar verdiler. Bu şu anlama geliyordu. Yeni nükleer santrallar yapılmayacak Almanya'da.
Var olanlar da kademeli olarak kapatılacak. Bu enerji krizi geldiğinde tabii bu politikadan yeşillerin geri dönmesi çok zor. Çünkü başından beri zaten bunu savunuyorlardı. En fazla savunabilecekleri şey nükleer enerji vasıtasıyla üretilen elektrik enerjisine ihtiyacımız olabilir. Rusya'dan doğal gaz almayı azaltıyoruz çünkü enerji sıkıntısı baş gösterebilir. Onun için süreci biraz yavaşlatalım olabilir en fazla. Daha ilerisi olamaz. Ek olarak tabii şey vardı, Yeşiller aynı zamanda kömür enerjisinden, kömür kullanılarak elektrik üretiminden de çıkılmasını istiyorlardı. Bu konuda şimdilik sesleri kesilmiş vaziyette. Yani pek bir şey diyemiyorlar çünkü sonuçta nereden üreteceğim bunu? Akarsulardan bir, rüzgardan iki, güneşten üç ama yetmiyor. Ek olarak belli oranda kömür de kullanmak gerekiyor. Giderek Yeşiller şu noktaya geldiler. Sağ sol diye bir şey yoktur. Reel durum vardır. Dolayısıyla biz kendimizi sağda veya solda görmüyoruz. Bu şekilde tanımlamıyoruz. Politik olarak demeyelim de ekonomik olarak tam anlamıyla savundukları şey neoliberalizmdir. Bu konuda herhangi bir itirazları bulunmuyor neoliberalizme. Almanya'daki sistemin aynen devam etmesini istiyorlar. Yani tek farklılıkları diğer partilerden ekolojik konulara yaptıkları büyük vurgudur. Şimdi Almanya'da kapitalizm geçtiğimiz 40 yıl içinde değişti. Kapitalizm olarak kaldı. Ama değişmesi şu oldu. Almanya'da kapitalizm adı artık yeşil kapitalizm oldu. Bugün Almanya'da hiçbir parti geniş bir çevreci programa sahip olmadan kamuoyu önüne çıkmaz. Herkesin programında önemli çevreci talepleri vardır. Bunların ciddi bir bölümü de gerçekleşmiştir. İşte çöplerin ayrılması gibi, nükleer enerjiden çıkış gibi, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gibi. Nedir bunlar? İşte hidroelektrik santralleri, su enerjisi, özellikle güneş enerjisi, güneş panelleri. Almanya bu konuya çok eskiden girdiği için teknolojik olarak da dünyada bu konuda ön plandadır. Yani görünen nokta şu. Ortaya ciddi bir muhalefet hareketi çıkıyor. Ve mevcut olan sistemi değişik yönlerden eleştiriyor. Tabii o dönemi sosyalistleri gibi eleştirmiyor ama değişik yönlerden bu sistemi eleştiriyor. Sistem belli oranda kendini değiştiriyor. Kapitalizmden yeşil kapitalizme geçiyor. Ve bu muhalefet hareketini içine alıyor. İçinde eritiyor. Bu başka ülkelerde gördüğümüz bir örnektir. Yani muhalefeti doğrudan onunla cepheleşerek, tabi belli bir cepheleşme var, orası açık. Ama genellikle açık şiddet kullanmadan, bu oranda cepheleşmede kendini belli oranda değiştirip onu kendinin içine almak. Almanya bunu yaptı. Bunun en güzel örneği Yeşillerdir. Yani dünya çapında incelenmesi gereken bir örnektir Yeşiller. Sistemi eleştirirlerken, sistem militarizmine karşı çıkarlarken, NATO'ya karşı, Varşova Paktı'na da karşıyken, şimdi bir numaralı savaşçı parti durumuna geldiler. Silahlanmayı, silah ihracını, başka ülkelere işte özellikle Ukrayna'ya ağır silahlar verilmesini vesaire vesaire bunların hepsini savunuyorlar. Sosyal demokratlardan daha da fazla savunuyorlar hatta. Yani sistem kendini belli oranda değiştirerek kapitalizmden yeşil kapitalizme, çevreci sorunlara büyük önem veren, daha da önem verecek olan kapitalizme evrimleşerek bu muhalefet hareketini kendi içine aldı. Kendi içinde kendisinin önemli bir parçası haline getirdi. Yine belirttiğim gibi bu aslında dünya çapında büyük bir örnektir. İncelenmesi gereken bir örnektir. Yani sistem kendine karşı muhalefet olanları nasıl içine alıyor? Tabii bu ülkeye göre değişir. Zamana göre değişir. Bazı ülkelerin böyle bir çapı yoktur. Yani kendini muhalefetin bazı isteklerini yerine getirerek değiştiremez. Ama çapı olan ülkelerde, işte Almanya böyle, Almanya bunu yapabildi. Karşımıza böyle bir durum var. Yani Yeşillerin durumu gerçekten 30-40 yıl öncesini hatırlayanlar için inanılmaz derecede farklılaşmış vaziyette. Ama meseleyi işte kişilerin efendim sapmaları, kişilerin tutumlarını değiştirmeleri vesaire şu budan ibaret görmemek gerekir. Karşılıklı bir değişme var. Sistem kendini belli oranda değiştirdi. Kendini bunlar bana ters değildir diyerek ekolojik
istemlere uydurdu, ekolojik isteklere uydurdu. Yeşiller de kendi işlerindeki küçük bir bölüm olan daha sol muhalefeti tasfiye ederek, onlardan ayrılarak sistemle büyük oranda bütünleştiler. Şu anda iktidardalar ve iktidarın en savaşçı partisi durumundalar. Dediğim gibi bu çok önemli bir örnektir ve herhalde ileride değişik yazılı incelemelerinde konusu olacaktır. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.